2008 Salı. Ve Doğu TV ana haber bültenini sunuyorum. Ben sunucunuz Didem Herdurak. Hemen başlıklara geçelim. Akademisyenler, devlet ve yerel yönetim kuruluşlarının uzmanları ve öğrencilerden oluşan 200'ü aşkın katılımcının izlediği coğrafi bilgi seminerinin kursları Doğu Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen workshoplarla çok yoğun ilgi gördü ve katılımcılar tarafından kursların devamı istendi. Bu eğitim çalışmalarından sonra Doğu ve Lijmü akademisyenleri, araştırmaları, öğrencileri ve devlet kurumu yetkililerinin ortak çalışmaları ile gerçek dünya sorunlarına coğrafi bilgi sistemleri yöntemleri ile çözümler üretmek üzere araştırma projeleri başlatacak. Kıbrıs konusunda yaşanan hareketliliğin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Leng Pasko adada çeşitli temaslarda bulunuyor. Pasko, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları çevresinde bugün ilk olarak Başbakan Ferit Sabit Soyer'le görüştü. Başbakanlıkta saat 8.10'da gerçekleşen Soyer-Pasko görüşmesiyle ilgi basına açıklamada bulunmadı. Pasko Başkan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Turgay Avcı ile de bir görüşme gerçekleştirmiş. Dışişleri Bakanlığı'nda yer alan Avcı-Pasko görüşmesi öncesinde basında açıklama yapılmadı asla. Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Avcı görüşme ile ilgili yazılı açıklamada bulunacağını belirtmiş. Evet. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat dün sabah Kıbrıs konusunda inisiyatif üstlenmesi beklenen Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un siyasi işlerinden sorumlu yardımcısı Leng Pasko ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Talat'ın görüşmede Türk tarafının çözüme ulaşma arzusu kararlarını ortaya koydu ve sürece Birleşmiş Milletler'in aktif olarak katılmasını istediğini belirtmiş. Belirtmiş. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Hayvan Üreticileri Birliği, kuraklıktan kaynaklanan sorunlarla karşı tedbir alınmadığı gerekçesiyle hükümeti protesto amacıyla Cumhuriyet Meclisi önünde ilginç bir eylem yaptı. Hayvan üreticileri hükümeti protesto etmek için hayvanları meclisin bahçesine bırakmış. Eyyuh artık. Eyleme katılan üreticiler saat 9'dan itibaren Hamitköy ve Gönyeli çemberinde traktör, kamyon, diğer iş araçlarına toplanarak saat 11.30'da meclis önüne geldi. Eyleme Narenciye Üreticileri Birliği de katılarak destek verdi. Zaten biz her zaman Narenciye Birliği'ni destekleriz. Portakalda C vitamini vardır ve insanın beynini açar. Bunu da belirtmek istiyorum. Ayrıca çağrılarına yanıt alamayan üreticiler, polisin kapılandırdığı kapıları, bir şeyler yapmış polisler, kapatmış kapıları, meclis bahçesindeki parmaklardan keçi, koyun ve eşek bırakmışlar. Evet, kutluyoruz Narenciyecileri ve Hayvan Üreticileri Derneği başkanlarını. Meclis özel gündemde yer alan Cumhurbaşkanınca evet, bir daha görüşmek üzere geri gelen Çevre Koruma Dairesi kuruluş görev çalışma esasları demiş, bunun açıklaması da yasası. Taşınamaz mal vergisi yasa tasarısı, motorlu araçlar yasa tasarısını kabul etmiş. Bazı mühendis kadrolarında ilgili oda üyelerine aranmadığını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere meclise iade edilen Çevre Koruma Dairesi değişiklik yasası oy çoğunlukla onaylanmış. İşçi kadrolarının azaltılması ve mühendis kadrolarının arttırılmasını düzenleyen yasa tasarısının görüşülmesi sırasında çevre sorunları bir kez daha meclis gündemine gelmiş. Evet, geçiyoruz. Ay, çok şükür ya Rabbim. Kanser haftası. 7 Nisan'a kadar Sağlık Bakanlığı ve sivil toplum örgütleri halkı kanser konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirecekmiş. Sağlık Bakanlığı kanser haftası dolayısıyla Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğiyle ülke genelinde kanser taraması yapacak. Sağlık Bakanlığı'nın bu gösterdiği uygun, yani nasıl anlatabilirim, ben bunun üzerine yorum yapmak istiyorum.
Kanser günümüzün en büyük hastalıklarından biri ve insanlara erken teşhis yapılması lazım. Bu beleş kampanyayı Sağlık Bakanlığı yaptığı için Sağlık Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz ve haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erken tanı için halkta ve özellikle risk gruplarında olan kişiler arasında bilinç oluşturmayı amaçlayan kanser tarama kampanyası Nisan ayınca devam edecek. Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'nda etkinlikler çevresinde lösemili çocuklar yararına rozet takmış. Kutluyoruz. Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nde hafta nedeniyle bütün bölgelerde lokma dağıtılıyor. Eğer lokmayı alan varsa, biz alamadık. Eğer alan varsa bir kase de bize getirirse çok teşekkür edeceğiz ve sıradaki haberimize geçelim. Ziyamet İlkokulu'nda ilk kez kurulması planlanan ve daha sonra tüm köy halkının hizmetinde sunulacak olan kütüphane için kitap desteğinize ihtiyaç duyulmaktadır. Ziyamet İlkokulu için yapılacak bağışların yönetsel binadaki güvenlik birimine yapılmasını rica ediyoruz. Yoğun ilgi gösteren yardımseverlere de teşekkürü bir borç biliyoruz. İletişim kuracak kişiler Gülizer Eroğlu, 1560-1240. Galiba telefon numarası rektörlük binasındaymış. Evet, devam ediyoruz. Hemen Spike haberlerine geçiyoruz. Spike, eğer Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okumayan kişiler varsa ben bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Spike gerçekten bir kirpidir. Ama bizim okulun kirpisi, maskot bir kirpi. Böyle derslere giriyorsunuz. Derslere girdiğinizde aslında bu bir ders değil. Ne anlattığımı ben de bilmiyorum ama bu bir ders değil. Yani ama bundan geçemeyince de sınıfta kalıyorsunuz. Ama çok basit bir şey, sadece konferanslara gidip bilgi tomurcuğu oluyorsunuz ve bilgi tomurcuğu olunca derslerden puan alıyorsunuz. Bu Spike kirpisini niye bizim logoyu koymuşlar? Ben kirpi istiyorum. KJ bir daha böyle şeyler olmasın. Havam dağıldı zaten. Bu akşam saat 19'da, yani birazdan, Hoş Görsen isimli müzikli tiyatro oyunu aktivite salonunda gerçekleştirilecekmiş. Eğitim Fakültesi'nin düzenlediği Lefkoşa Türk Belediyesi'nin Nefesli Tiro grubunun konseri aktivite merkez salonunda yapılacak. Yarın saat 10.30'da. Evet, spor haberlerimize geçelim hemen. Zaten gördüğünüz üzere ben sporla çok ilgilenirim. Sporla ilgilendiğim için zaten zeki, çevik bir ahlaklıyımdır. Zaten şekilden de görürsünüz. Ligde kazanıldığı 8. şampiyonluk ile 2. yıldızı takmaya hak kazanan Gönyeli, bu sezon ligde ve kupada oynadığı 28 maçın 24'ünü kazanan, 4'ünü beraberlikle tamamlayan Gönyeli'de antrenör Hüseyin Mevlit, 4. kaptanlar Tarık Tilki ve Hüseyin Amcaoğlu 5. lig şampiyonlarını yaşattılar. Futbol yanında diğer bir branşta başarılı bir sezon geçiren Gönyeli Genç Takımların Ligi'nde şampiyonluğa yaklaştı. Evet, zaten bu hafta sonu Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gönyeli'nin maçı oldu. Ben o maçı izledim. Özellikle o spor bültenini, o maçı sunan kişinin ben sesine ve görüntülerine hasta oldum. Yaşar Maaşoğlu, 2.80 basketçinin yanında evlat gibi kaldı. Bunu da belirtmek istiyorum. Çok güzeldi. Böyle kaça gidiyorsun? 8 modundaydı. Çok değişik bir insandı ama çok güzel yorumladı. Özellikle o face break yorumlamalarına ben hayran kaldım. Ve hemen devam ediyoruz. Her şey birazcık yavaş olur musunuz? Lütfen, kafama gelecek. Ayıp. Birinci lig 23. hafta karşılaşmasında Mausa Türk Gücü konuk ettiği Ozan Köyü 2-1 mağlup etti. Divan Kurulu'nun idaresindeki Mausa Türk Gücü'nde Ocak ayı maaşlarının Ozan Köyü maçından önce verildiği öğrenildi. 9. dakikada gelişen Türk Gücü atağında sağdan Hüseyin Sadıkların yaptığı orta kalede sağdan Adem müsait durumda kötü bir vuruşla topu çıkardığı öğrenildi. Gönderildi. Bir şeyler olmuş. Hemen haber bültenimizi bitiriyoruz ve her zaman olduğu gibi hava durumumuzu sunmak üzere Evren Tuş Döken'e bağlanıyoruz. Evet Evren, sendeyiz. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu akşam evet, basın sistemiyle nispeten serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacakmış. Hava sıcaklığında değişiklik beklenmezken, rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvetle zaman zaman ise kuvvetli olarak esecekmiş.
Hafif kuşa ise az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman ise kuvvetli olarak esecek. Ercan ise az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman ise kuvvetli olarak esecek. Hava sıcaklıkları ise 7 ile 23 derece dolaylarında hissedilecek. Gazi Mağusa ise az bulutlu geçecek ve rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman ise kuvvetli olarak esecek. Ve İskele'ye geçiyoruz hemen. Az bulutlu geçecek İskele'de havalar, güney ve batı yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman ise kuvvetli olarak esecek. Ve Yeni Erenköy, az bulutluymuş. Ben ne diyorum, onlar diyor. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman ise kuvvetli olarak esecek. Geçitkale, hemen söylüyorum. Az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden yine orta kuvvetli, zaman zaman ise işte öyle. Arada bir esiyor. 21 ile 23 derece. Girmeye geçiyoruz hemen. Çok merak ediyoruz. Az bulutlu, rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli esecek. 12-21 işte. Öyle bir şey. Güzelyurt, az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman ise kuvvetli. Nasıl estiğinizin anlayınca. Ve son olarak da Lefke. Az bulutlu geçecek, rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman ise kuvvetli olarak esecek. Sıcaklıklar 10 ile 21 derece dolaylarında olacak. Evet, hava durumunu sunduk. Yarın akşam birlikte olmak dileğiyle. Eyvallah. Söz sende Didem. Arkadaşlar, rejinin maruzunda kaldım. Artık ne diyorum ben de bilmiyorum. Böyle TV ana haber bülteninde bizle birlikte oldunuz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.